Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'yı davet ediyorum. Değerli milletvekilim, değerli bakan yardımcım, vali vekilim, Büyükşehir Belediye Başkanım, rektör vekillerim, belediye başkanlarım, daire amirleri ve bugün burada buluşmamıza vesile olan Sabah Gazetesi'nin çok değerli yazarları ve yöneticileri. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bugün çok güzel bir başlık. Erzurum'da sabah, Erzurum'da Palandöken'de Türkiye'nin bir numaralı kış turizmindeki otelinde sabahı beraber yaptık. Çok da güzel bir günde, Cuma'da. Ve bu Sabah gazetesiyle sabaha başlıyoruz. Ve bugün bir farklı bir şey daha oluyor. Şu anda bulunduğumuz kot yükseklik 3000 metre civarı, 3000 metreden de daha fazla. Medyanın şu anda ağırlık merkezi bu an için Erzurum'da Palandöken'de. Size şahsım, tüm arkadaşlarım, vekillerim, başbakan yardımcım, hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, alkışlıyorum. Sonuçta burada bir selamlama konuşması. Panelistler, çok değerli panelistler var. Ben de hani Erzurum'da niye böyle bir toplantı yapıyorsunuz? Dördüncü buluşma. Erzurum'a katkıda bulunmak için mübarek bir şehir. Milli mücadeleyi başlatmış, açık bir gerçek. Erzurum olmasaydı bugün Gazi Meclis olmazdı. Cumhuriyet olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk'ü Erzurum Kongresi'nde misafir etmiş. Alınan kararlarla beraber bizi bugünlere taşımış. Çok yakın bir tarihte de burada değerli hemşerilerime de çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da da 2016'da da Haim FETÖ darbesine karşı dik durmuş. En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından önce 400 binlik bir merkez nüfusta 100 bin kişi Cumhuriyet Caddesi'nde seçilmişimin başkomutanının, bakanının, başbakanının, iktidar, muhalefet, milletvekillerinin yanında olmuş. Böyle bir mübarek şey. Bu şeyde ne yapsak azdır. Bu manada da burada yaptığınız toplantılar buna bir katkı sağlamak. Ben de bir mühendis milletvekili, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra reisi cumhurumuzun belediye başkanlığı dahil, daha önceki milletvekilliği dahil birçok projelerde bulunma şansı yakalamış bir milletvekili olarak sizin açılımınıza, şehre katkınız açısından bazı bir iki önemli şey paylaşmak isterim. Bir kere en önemlisi burada değerli yazarlar, Erzurum'un 1960 nüfusunu söylüyorum size. 1960'da 580 bin nüfus, Türkiye'nin 11.'si. Bir şehir alalım hani fazla zaman kaybetmemek için. Gaziantep'i alıyorum, 420 bin. 22. şehir, 67 şehir arasında 11. İpek yolunun önemli bir merkezi. Bu şehir göç vermiş. Bu şehir niye göç vermiş? Bunu niye durduramamışız? Bu çok çok önemli. Bölgede çok önemli bir şehir. Komşularına bakarsak, Erzurum'un konumuna bakarsak, iki üniversitesine bakarsak, Dadaşlara, Nene Hatunlara bakarsak niye göç veriyor? Yani çok tabii zaman almadan hemen bunun cevabını verebilmek için 22. dönem meclisinde bölge kalkınma projesi hazırlandı. 4 cilttir. Erzurum'un kalkınması ile ilgilenenlere duyurulur. Birçok önemli kütüphanede vardır. Hala daha güncelliğini koruyordur. 22. dönemde bir sayın o günkü başbakanımızın da desteğiyle bir Doğu Anadolu gelişim projesi hazırlandı. Burada bu şehri yeniden keşfetmeye gerek yok. Herkes bir kafadan şu olursa Erzurum gelişir, bu olursa olur değil, 4 tane ana sektör vardır. Bunlara baktığımız zaman, birincisi tarım hayvancılık, bu organik tarım ve hayvancılıkla destekli, bunun yan sanayiyle destekli bir tarım hayvancılık. Bu manada da mesela bir organik tarım konusunda, yine o ilk milletvekilliğimde Erzurum'un Doğu Anadolu'nun 3000 çiftçisi organik buğday ektiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'te organik ekmek sattı. Ve 3 milyon kişi, 3 milyon tonluk bir öyle bir muazzam bir ekonomik destek oldu. Sonra o organik buğday ile ilgili çalışmalar şu anda Sayın Mehmet Sekman'a teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra devam ediyor. Yani demek bu çok önemli. Organik hayvancılık önemli. Türkiye hayvan ithal ediyor. Benim çocukluğumda bizim büyüklerimiz hepsi bu işle ilgilenir. Büyük bir ekonomiye katkı sağlardı. Hemen ikinci sektöre geçelim. Sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımı da
3 derecelik net görüş açısında görmüşken, en önemli şey ikincisi kış turizmi, termal turizmi, bunu destekleyen Erzurum kültür şehri, spor şehri, termal ve kış turizmini entegre edecek imkanlar var. Ve Erzurum, burada bulunduğumuz şehir bir olimpiyat şehri. Reisi Cumhurumuzun sayesinde 2011'de üniversiteyi yapmış. Geçen sene bu aylar EYOF'u yapmış, olimpiyat bayrağını kazanmış. Şimdi 2026 kış olimpiyatlarına adayız. Bütün şeyimiz inşallah 31 Mart'ta müracaat son. 31 Mart'ta müracaatımızı yapıp resmi aday olmamız. Bunun için de inşallah gerekli altyapı çalışmaları hazırlanıyor. Erzurum'la beraber değerli bakanım, dillendirilen 3-4 tane şehir var. Bir kış olimpiyat şehri. Bugün Erzurum bu konuları gündeme getirdi. Dünya tanıyor artık. Marka, bir şehrin marka olması için acayip bir fırsat. Bunu destekleyen mesela termali, kış turizmi, diğerleri bu sayede acayip gelişecek. Ben bu arada değerli bakanıma teşekkür ediyorum. Ankara'nın doğusundaki, dikkat edin, tek 4 yıldızlı otel Erzurum Ilıca'dadır. Bakanlığımızın geçmişte ve bugünkü çalışmalarıyla desteklenmiştir. Termalle konaklığı, yatakhane yoktur. 16 kilometrelik karayollarının burada temsilcisi varsa teşekkür ediyorum. İki gidiş, iki geliş yolla da entegre oluyor. Bu muazzam bir şey. Bundan dolayı da yani kış turizmi üzerinde gidiyor. Üçüncüsü ne? Bilişim. Burada işte Teknokent var. 3 gün önce bir şarj ünitesi yatırımcısını getirdik. Türkiye'nin elektrikte devi Gersan. Hemen ilk başta Arge'ye gördü orada Teknokent'i. Yeri kiralamak üzereler. Dünyadaki elektrikli araçların şarjı buradan üretilecek. Atatürk Üniversitesi onların buradaki yatırıma başlamasını imelendirdi. Bu da çok önemli. Geçmiş dönemde yine bu bilişimden hareketle bir çağrı merkezi oluşturulmuştur Erzurum'da. 5000 kişilik istihdam vardır. Bu muazzam bir şeydir. Yaban atılacak bir şey değildir. Yine başka teknokentimizde, Atatürk Üniversitemizin, ETÜ'nün katkılarıyla yeni bilişim imkanları mutlaka olacaktır. Dördüncüsü de hizmet sektörüdür. Şimdi biz eğer Erzurum'da bu 4 dalda yatırımlar yaparsak, yerel yönetimimizin, Büyükşehir Başkanımıza bir kere daha teşekkür edeyim, büyük katkısı vardır. Erzurum bir cazibe merkezi olması, sanayi, belki Yavuz abi de birçok şeyde yazmıştır. Ya ben mesela ilk asistanlığıma başladığım zaman bir ülkenin ekonominin itici gücü ulaştırmadır diyoruz ilk derste. Ulaştırma altyapısı olmadan burada nasıl sanayi olur? Ama şimdi bugün bakıyorum, Allah'a sonsuz şükürler olsun, Erzurum'un şu coğrafyasına bakıyorum, Karadeniz'e Ovid'le bağlamışız. İki gidiş, iki geliş. 15 kilometre. Dünyanın ikinci uzun tüneli. 1,5 katrilyon eski para. Biz bunun 1 katrilyonunu almak için burada değerli yazarlar var. IMF tek ayak üstünde dur dese duracağız. Bugün böyle bir yatırım yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Karadeniz'i Erzurum'a bağlıyoruz. Bunu sadece Ovid'de mi yapıyoruz? Hayır efendim. Bunun önünde Kırık tüneli var. Dallı Kavak tüneli var ve Sayın Nena Hatun burada bana bakıyor, Zehra Hanım. Tekman tüneliyle kuzeyi güneye bağlıyoruz. Bu yeter mi? Karadeniz'e bağladık. Nasıl olacak? Demir yolu ne olacak? Demir yolu, bakın burada bunu da kaçırmayalım. Şu anda Bakü, Tiflis, Kars demir yolunun 29 Ekim'de açılmasıyla Erzurum acayip bir konum edindi. İşte o nüfusu şu anda yine hep kafamda ama inşallah terse dönecek. Ne oldu? Bak çok dikkatli dinleyin değerli katılımcılar. Biz Pekin'i Londra'ya bağladık. Geliyoruz şimdi Bakü'den trene biniyorsunuz. Yükünüzü, yolcunuzu Kars'a getiriyorsunuz. Kars'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti bu trenler, bu o geleneksel trenle olmaz. Bunu hızlandıracağım diyor. Hem de ne de diyor? Yolcuda ve yükte diyor. 200 kilometre hem yolcuda hem yükte. Şu anda Erzincan Erzurum proje ihalesi yapıldı. Kars Erzurum ihalesi yapıldı. Yani o Bakü'den gelen tren Erzurum'dan geçecek. Marmaray'dan Avrupa'ya, Londra'ya bağlayacak. Böyle bir acayip bir konu. Demir yolu var. Bölünmüş yollar 15 bin kilometre. Reisi Cumhurum 2002'de bunu dediği zaman karayolcular başta olmak üzere ya böyle bir şey mi olur? Oldu şu anda. Cumhuriyet tarihinde yapılan 6000 kilometrelik bölünmüş yola 20.000 kilometre koydum. Bu Erzurum'da da yapıldı. Eskisi gibi hep batıda değil.
trafik taleplerine göre değil, bunun gelişmesi lazım. Yapıldı, şimdi var Erzurum. Bölünmüş yollar mı? Var. Kuzeyi güneye bağlayan tünelleri var mı? Deniz var. Demir yolu var. Kombine taşımacılığa uygun mu? Bir insanın sanayi yatırımı yapabilmesi için en önemli şey ulaşımdır. Ham maddeyi nasıl en ucuz getireceğim, pazarlamayı nasıl yapacağım? İşte şimdi bunun için artık Erzurum'da sanayiden bahsedilebilir, cazibeden bahsedilebilir. Mehmet Sekmen geçen çok ünlü insanları yani şeyde iş dünyasında getirmişti denemek için. Ya dedim kardeşim bu sanayi yapacaksın da nasıl olacak filan, hani baktım incelenmiş mi filan diye. Nasıl maddeyi getireceğim, nasıl pazarlayacağım, ne dedim. Benim saydıklarımı saydı işte, Ovit'ten denize götürüp oradan limandan götüreceğim. Yani çok zamanınızı almak istemem, bir de Zigana tüneli var. Bir taraftan Trabzon limanına başka bağlantımız daha var. Bu demir yolu var dedi, ya ne demek dedi. Şimdi bak değerli yazarlar, bakın Yavuz abiyle bu toplantıdan önce konuştuk. Benim iki konum vardı, bir Erzurum'da ulaştım trafikle, yıllarımı verdim. Sabah gazetesiyle de tanışmam, üniversitede ulaştırmadaki asistanlığıma dayanır. Hüncal abimize de buradan selam olsun. Çok konu etmiştir İstanbul'daki bazı kavşakları yerinde ölçerek. Şimdi burada şunu demek istiyorum. Diyorum ki biz medya olarak buraya bu kadar önemi vermişiz. Böyle bir altyapımız var. İşte başkan söyledi, Türkiye'de 3 yıldan sonra tek Erzurum'un Ulaştırma Bakanlığı tramvayını onayladı. 2018 planında gelecek Yenişehir'den, Cumhuriyet Caddesi'nden geçecek değerli Hüseyin Bakan'ın istasyonda hızlı trene entegre olacak. 19 kilometre. Bu altı kime? Bu altı Cumhurbaşkanı'na, hükümete, Binali'ye, Amerika'ya emeği geçecek herkese. Şimdi şehir içinde muazzam bir hava kirliliğimiz var. Belki Erdoğan, Kerem Bey bunları gündeme getirmeyebilir. Gerçek. Bazen Avrupa Birliği normlarının 10 katına. Hava kirliliği iki yerden gelir. Bir trafikten, bir kömürden. Bu manada hem trafiğe katkı sağlayacak. Diğer taraftan meteoroloji hocalarımız Miktat Kadıoğlu'nun başkanlığında hava kirliliğiyle ilgili bir çalışma başlatıyorlar. Sisin azalması, hava kirliliğinin azalması yönünde. Böyle enteresan, güzel çalışmalar var. Tarım şehri, kardeşim sen sulama yapmazsan, baraj yapmazsan nasıl olacak? İşte Nene Hatunlarıyla, Başbakan Yardımcısıyla çıkardığımız Söylemez Barajı. 3 tane çok büyük proje çıktı. Birisi Söylemez Barajı'dır. Söylemez'e ait 1,5 katrilyon liradır. Diğer taraftan al vardır. Başka varsa söyleyin, söyleyin. Ya böyle bir altyapı oluşturuyoruz. Şimdi geçen deseyle bir şey yapıyoruz. Hemen diyoruz tarım gelişsin. Sulanmayan birçok yer var. Deseyinin suyunun kullanımı %25. Hüseyin Bey niye %25? Bunları bulup çıkaracağız. Niye kullanılmıyor? Ne yapacağız? Tarımı oradan canlandıracağız. Turizmi zaten çok güveniyoruz Hüseyin Bey'e, Numan Bey'e. Vekillerimiz koordinasyon muazzam. Geliştireceğiz. Dün de Erzurum Valiliği kültür ödülü aldı. Tebrik ediyoruz buradan vali yardımcımın şahsında turizm müdürlüğünü. Böyle bir şehir. Muazzam bir potansiyel var. Bu potansiyelde iki üniversite var. Mecliste YÖK yasasını konuşurken belki bilmemiş olabilirsin. Bir gözlemim var. 2020'de hizmete açılacak. 50 milli bir mercek. Müthiş bir şey. Dünyanın gözü 3178'de kurulacak dünya gözlemevinde. Bunu daha yıllar önce İbrahim Hakkı Hazretleri gözlemiş. Şimdi bunu bilimsel olarak gözleyeceğiz. Bu manada Erzurum'da üniversitelerle, yerel yönetimle, merkezi yönetimle çok önemli çalışmalar yapılıyor. Benim buradaki değerli Sabah Gazetesi'nin çok seçkin, etkin, yetkin yazarlarından şeyimiz şudur ki Erzurum'un kalkınmasındaki tek eksiğimiz şu anda özel sektördür. Özel sektör sadece devlet yatırımıyla olmaz. Türkiye'deki ekonomistler var burada. Yani kusuruma bakmasın. Büyüme rakamları incelendiği zaman en önemli pay özel sektördür. Özel sektörün buraya gelmesi lazım. Cazibe merkezleri programı revize edilmiştir. 6. bölgedir. Asla tahsisi de bedava arsa, enerjide, vergide, sigortada çok büyük avantajlar var. Müthiş bir altyapısı var. Mesela bu Gersan buraya gelmeden önce buradaki yatırımları bilmiyordu ki. Ben önce burada buranın özelliğini anlattım. Şu bağlantıları anlattım. Muazzam bir etkileme oldu.
Bunları da sizlerin sayesinde, o elinize sağlık kalemlerinizle bir yazarsam, buraya çok yatırımcı geleceğini düşünüyorum. Farklı dallarda da olur. Eğer Erzurum gelişirse daha fazla, ilk önceki nüfusuna kavuşursa, Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir. Muazzam bir kale şehirdir. Muazzam potansiyel insanları vardır. Anlatılmaz yani. Erzurum yaşamın, 2 gündür yaşıyorsunuz. Fazla zaman aldığının da farkındayım. Söylenecek çok şey var ama esas ana noktaları özetlemeye çalıştım. Tekrar böyle bir toplantıyı Erzurum'da düzenlediğiniz için bu değerli Sabah gazetesinin en üstünden en emeği geçen muhabirine kadar herkese teşekkür ediyorum. Otelin ev sahipliğine teşekkür ediyorum. Telekom'a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne ve siz değerli katılımcılara. İnşallah sonuçları şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına vesile olur diyor. Tekrar hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Milletvekili, size bir teşekkür. Plaketimiz olacak Sabah Gazetesi adına. Sizi biraz daha sahnede ağırlamak istiyoruz.